Videonun başında biz Bangkok Grand Palace'a yani Kralın Palası'na doğru gidiyoruz. Ama taksiden indikten sonra orada sivil polis olduğunu söyleyen biri Palace'ın kapalı olduğunu ve 4'ten sonra açılacağını söylüyor. Bize sivil polis kartı gibi bir kartını gösteriyor. Ondan sonra hafif birazcık konuşuyor, nereden geliyorsunuz vesaire dedikten sonra da isterseniz siz boat turu yapın, sizi yönlendireyim, normal olması gereken fiyatı da bu kadar diyor. Hani iyilik yapıyor gibi gözüküyor. Sakın Türkiye'den geldiğinizi söylemeyin, ekstra fiyat yazarlar. Benim gönderdiğimi söyleyin ve şu fiyattan vermesini söyleyeyim diyor. Biz de tabii saf saf iyilik yaptığını düşünüyoruz ama bunlar bir çete ve birbirleri arasında böyle turistleri paylaşıyorlar. Verdiği fiyat da hiç ucuz bir fiyat olmadığı için biz de şüpheleniyoruz, yani bu pek de normal bir fiyat değil, yapsak mı yapmasak mı? 50 euro gibi bir fiyat vermişti. Hatta güvenimizi kazanmak için de oradaki tuktuk sürücüsüne söyledi bu araçlardan. 40 baya götüreceksin ve şuraya götüreceksin diye uyardı, uyarıyormuş gibi yaptı ki güvenini kazanalım çünkü asıl tokadı daha sonra o boat turunda çakacaklar. Şu an çaktırmadan çekiyorum da seni. Adam hala bizi bekliyor. Bak şu adam, şu sağda gördüğünüz. ATM'ye gidelim dedik. Bizim nakit paramız yok diye biraz kaçmaya çalıştık. Şimdi hala bekliyor. Hani polis rolüne girmişlerdi. Hatta o 40 baya ucuz tuktuk şeyini yaptılar. İşte biz lokalist falan deyin dedi ki ucuza bir yapsın. Ama adam ucuz dediği de yaklaşık bir 50 euro, 60 euro civarı. Hatta 70 euro civarı. Şimdi paramız yok deyince o kadar da ATM gelin size yardımcı olayım göstereyim diye hemen şey yaptı. Duruyor orada. Hadi gidelim bakalım. Adama söyledik, adam fiyatı indirmeye başladı bu ya. Bayağı. Hani sizin için özel değil fiyat. Ondan sonra şimdi tura katılın, daha da indirilsin, şöyle de böyle de şöyle de böyle de. Yani bırak. Hani o adam, oradaki adam da daha içindeydi ya, işin içindeydi. İlk başta bağlantı. Uygun fiyata bak tuktuk yaptı, bu adam güvenilir. Hani güvenimizi kazandı, gerçekten güvenilmeye değer biri. O yüzden bunu da yapalım. Hani asıl kızı zaten oradan vuracaklar, yersen tabii. Evet. Ay ay ay. 26 euro. Evet. Aslında 26 falan o kadar kötü değil. Evet. Ama hani böyle sahilde yürüyoruz şu an, daha uygun bir yer bulalım diye. Adamlar 1500'den hani kafalarına göre açıyorlar. Ama en az 5 lira fiyat sormak lazım ki biz sağlamasını, ortalamasını alalım. Bir de o tam böyle artık yolunuza devam edince en son fiyatı söylüyorlar. Hani birkaç en son fiyat duyarsak en mantıklı o olur. Çünkü biraz kazık dolandırıcı şeyler var. Şimdi official bir yeri bulduk. 150 baya tüm gün şöyle şeyde pes veriyor. Yani o yüzden gelirseniz şu pop-off'lardan almaya çalışın. 150 baht tanesi. Onlar hani her yarım saatte bir tekne geliyor. Oradan istediğiniz durağa gidebiliyorsunuz tüm gün. Ya da net bir yere gitmek istiyorsanız da 30 baht. Yani 1000 baht vermeyin bu tür şeylere. For passengers alighting here, please stand by at the exit. For passengers alighting here, please stand by at the exit. Şimdi İmparator'un palasına gideceğiz. Bu arada İmparator da Münih'te yaşıyor, Bavarya'da. Bunların da çok karışık işleri var. Tayland'da da her böyle 10 yılda bir darbe falan oluyor. Çok garip bir yer. Şimdi genç bir çocuk vardı, 35 yaşında, 40 yaşlarında. O mecliste yönetici çoğunluğu almaya çalışıyordu. Bakalım. Bayağı da şan şanlı. Şimdi yarı sallama bilgi ama koruyucuları olabilir. Özellikle asası falan da var. Japonya'da bu tür ruhlar koruyucu ruh oluyor. Tapınağın girişine konuluyor. Ve şöyle işte koruma tarzında. Ama bayağı güzel detayları falan. Çok renkli, çok güzel yapmışlar. İtibardan hiç ödün vermemişler. Şöyle gidiyor. Şu detaylar, metaylar bayağı bir işçilik var. Sence nasıl? Fascinating. Mükemmel. Çok detaylı.
orada ayna var. Ayna neyi temsil ediyor acaba? Ben asıl şunları çok sevdim ya. Yüzleri falan. Utanıyor mu? Kızgın mı? Kafası mı karışmış? Bu arada dayanamadım hikayelerine baktım. Bunların hepsi o mitolojik karakter, demon olarak geçiyor ve renklerinden ayırt edebiliyorsunuz. Bir tanesi yeşil, bir tanesi mavi, bir tanesinin yüzü biraz daha farklı. Mesela şu Manyorkan, maymun krala karşı yapılan savaşta ejderha ile bir perinin çocuğu ve çok güçlü bir savaşçı lider olarak geçiyor. Bayağı efsane hikayeleri var. Bazıları bunların kardeş, bazıları da başka bir tanrı, yarı tanrı. İşte mitolojik demigod tarzı. Bir tanesinin kalbini sakladığı bir tane kutu varmış. O kutuyu çalmışlar. Onun için savaş çıkmış. Ben de yarım yamalak söylüyorum tabii ki. O savaşta bazıları ölmüş. Bazıları bazılarına ihanet etmiş. Ejderhalar, maymun krallar, savaşlar. Hani değişik bir mitoloji. O anlattığım mitolojinin savaşların hikayesini duvarlarda görebilirsiniz. Bakın. Şöyle. Tazeleniyor resimler. O savaşta yenilme ve öldürme anı. Ve hikaye böyle devam ediyor. Bülent Ersoy. Galiba ordunun da mezuniyet töreni var. Buraya saygı duruşunda bulunmaya gelmişler. Bakın ellerinde diplomalar. Ama bayağı güzel. Bizim aldığımız o giriş biletine aynı zamanda bir gösteri de dahil edilmiş. Değil mi Elif? Şimdi ona gideceğiz. Evet, hatta bedava ulaşım var ve yaklaşık bir 20 dakikaya başlayacak. Herhalde gidip hop izleyeceğiz gösteriyi. Şöyle bir gösteri. O kıyafetleri, kostümleri giyip herhalde şey yapacaklar. Savaşacaklar, o mitolojiyi oynayacaklar. Hem bilgilendirme için de güzel olur. Plansız gezmenin en güzel yanı böyle rastgele bir şey olunca direkt atlayabiliyorsunuz. Bayağı güzeldi. Anadolu Ateşi'ne benziyordu. Hani birazcık da tarihini öğretiyor aslında. Hani sıkıcı bir şekilde kitaplardan öğrenmektense böyle danslarda farklı kültürler, farklı danslar var diye. Yani devletin, çünkü hani Tayland mitolojisi, kültürü deyince yani benim çok fazla bir fikrim yok. Böyle bir teşvikle yapması gayet güzel. Hani bedava diye geldik zaten. Klimalı güzel bir ortamdı. Başarılı. Şimdi birazcık da yemek yiyelim diyoruz. Hazır kabloları da göstereyim. Şehir kabloları. Bayağı güzel. Bizim IT departmanı gibi. Şöyle bir caddenin içerisinde. Eski motorlar. Ablam yemek yapıyor. Oh, yumurta. Hello. Evet, kedi gelmiş. Oh, amcam da. Ama sahipli. Evet. Ne kadar lokal bir yerde olduğumuzu buradan anlayabilirsiniz. Oh, Almanya'da bundan yiyorduk. Gerçeğini şimdi yiyoruz. Güzel mi? Kapım. Acılı güzel oldu da hava da sıcak olunca birazcık terletiyor.
Şuna bakın ya. Abi bu ne? Oh, deniz ürünleri de geliyor. Bak Elif, şunlardan var. Yengeç. Bak yengeçin bacakları her bölümü ayrı satılıyor. Küçük yengeçler. Farklı farklı yengeçler ama çok minik bunlar ya. Bir de Çin kültüründe yemekleri masanın ortasına koymak var. Oradan herkes alıyor. Onu döndürebiliyorsunuz o masayı. Evet evet. İşte onu döndürüyorsunuz. Döndürdükçe de hani herkes önüne alabiliyor. Onlarda da büyük aile yemek kültürü olduğu için öyle bir döndürmeli şey yapmışlar. Elif, denemek ister misin? Neden? Zıplayıver çekirge. Pıtı 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 çekirge. Şöyle. Ama şu akrepler falan zaten derin yağda kaynadığı için bir şey olmuyor. Şöyle çekirgeler. Şunlar aslında öğütülüp protein tozu yapılırsa denenebilir de çok hoş gözükmüyor bunlar. Biz şimdilik tavuklara, ördeklere falan mı kalalım? Lütfen. Kaç çeşit karides? Bak en küçüklerinden böyle büyüdükçe fiyatı artıyor gibi. Güzel, huzurlu alanlar. Şimdi bir de turistik şeyi bitince, saati bitince hani sessiz daha bir keyifli oldu. Şu hani daha küçük detaylara, ağaçlara falan dikkat edebiliyorum. Ama çok detay var ya binalarda. Baksanıza şu girişe. Birazdan içerisine çekerim. Ben de kendim bakıyorum şimdi çaktırmadan. Videoda nasıl oluyor diye. Bayağı büyük uyuyan bir Buda. Ya da uyuyan demeyeyim de yandan yatmış bir Buda. Göstermeye çalışayım. Bu arada Buda'nın böyle yatmasının sebebi de aslında ölmeden önceki anlamıymış. Bunun nedeni de aslında ölmeden önce bu dünyadaki görevini tamamlamış ve onun verdiği huzurla böyle yatıyor ölmeden önceki anları. Koskoca tapınak bize kaldı. Elif, ne diyorsun? Bayağı son kalanlardınız. Şuralar çok güzelmiş ama çok karanlık oldu. Ha, bak bunlar Buda'nın farklı reenkarnasyonları. Birden fazla Buda var bu arada. Hepsi birden fazla yere gelmiş falan. Farklı zamanlarda. Onun mitolojisi bayağı ilginç. Böyle zamanda yolculuk falan yapıyor. Yalnız renkleri falan çok güzel olmuş akşam. Şimdi de şu tapınağa girelim. Bir de bayağı izole. Ben ve şu an arkadaşım dip dibeyiz. Gel gel, sahaya da çık böyle. Er meydanı, er, er. Bu
su vuruyor. Şimdi taksideyiz de adam taksimetreyi açmadı. Böyle garip garip hareketler yapıyor. Yanlış yola girip kafasına falan vuruyor. Ama bilmiyor ki o, ben ondan daha deliyim. Ay ay. Nasıldı taksi? Korkunç. Herif biraz strese girdi. Bir de benim ters yanımı da bildiği için bence benden daha çok korktu. Kavga edeceksiniz diye korktum. Otelin terası da böyle. Infinity Pool var. Yani gecelik 30 Euro'luk bir otel için bence gayet iyi. Kişi başı tabii. İki kişi kalıyoruz.